Zülkarneyn, İslam dininin kutsal atfedilen kitabı Kur'an'ın Kehf suresinde geçen bir kişidir. Peygamber olup olmadığı ise tartışmalıdır. Kendisiyle ilgili anlatı Yecüc ve Mecüc'ü de içerir ki bu bağlamda benzeri anlatılar Tanah'ta da bulunur. Kur'an'daki anlatıda kim veya ne oldukları açıklanmayan Yecüc ve Mecüc'ü engellemek için bir set inşa ettiğinden söz edilir. Hangi çağda yaşadığı belirtilmemiştir. Zülkarneyn kelimesi Arapçadır. Zü, sahip ve malik demektir. Karn ise boynuz, perçem, tepe, zaman, güneş anlamlarına gelir. Karneyn, karnın tesniyesi yani iki tanesi demektir. Buna göre Zülkarneyn kelimesi iki boynuz sahibi şeklinde tercüme edilir. Kur'an'da isminin zikredildiği ayetler ise şunlardır. Kehf suresi 83 ve 98. ayetler. Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda bir yol verdik. O da bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar buldu. Orada bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli vardır. Ona emrinizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadır. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi. Bana demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir dedi. 96. ayet için Diyanet İşleri Başkanlığı mealinde şöyle bir dipnot mevcuttur. Kur'an'da Züberal Hadid şeklinde geçen ibare, demir parçaları, demir kütleleri diye çevrilmiş ise de biz demir madeni diye çevirmeyi tercih ettik. Ayrıca 98. ayetteki vaat kelimesi kıyamete yakın zaman dilimi olarak algılanır ve Yecüc ve Mecüc'ün dünyayı istila etmesi kıyamet alametlerinden birisi olarak yorumlanır. Zülkarneyn karakterini kelime anlamının çift boynuz sahibi olması nedeniyle çift boynuzlu miğfer takan Büyük İskender'e veya Ebu'l-Kelam Azat, Muhammed Hüseyin Tabatabai ve Nasir Mekarim Şirazi gibi tefsir alimleri tarafından ve bazı Hristiyanlarca Büyük Kiros'a atfedilir. Kur'an'da kimlik tanımı yüzeysel olarak yapılmış efsanevi bir komutan veya kral olduğu anlaşılan Zülkarneyn'in demir işlemeyi bildiği göz önüne alındığında
demir çağından sonra yaşadığı anlaşılır. Sınırları doğu ve batıda olabilecek en geniş noktalara ulaşan bir devlet veya hükümranlığın başını temsil ediyor. Başarılarının büyüklüğü kendisini Tanrı'nın desteklediği efsanesinin yerleşmesine yol açıyor. Başında savaşlarda kullandığı çift boynuzlu kaska atfen Zülkarneyn ifadesi kullanılıyor. Hikayenin buraya kadarki kısmı Büyük İskender ile uyumlu gözüküyor ve Kur'an yorumcularının çoğu Zülkarneyn'in İskender olduğu sonucuna ulaşıyor. Ancak hikayenin diğer parçaları başka coğrafyalardan derlenmiş unsurlardan oluşuyor. İskender'in demir kitleleri ile inşa ettiği Zülkarneyn Seddi'ni inşa edenin kimliği, Seddin harcı ve kimlere karşı yapıldığı göz önüne alındığında yorumcuların aklını karıştırıyor ve Zülkarneyn için sonu olmayan kimlik arayışlarına, hatta onun Muhammed'in kendisi olduğu iddialarına yol açıyor. Kur'an'a göre Süleyman'a krallık, Lokman'a hikmet, Zülkarneyn'e de sebep verilmiş. Sebep kelimesi Kur'an'da sadece 8 yerde geçiyor. Bunların 4'ü Zülkarneyn ayetlerinde, diğerleri de göğe çıkmaya yarayan vasıta anlamında kullanılmış. Hac 15. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette kendisine yardım etmeyeceğini sanıyorsa bir sebeple göğe uzansın. Sonra öteki ilişkilerini kessin de bakıversin. Oyunu, öfkelendirdiği şeyleri gerçekten giderecek mi? Sad 10. Yoksa göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların mülk ve saltanatı onların mı? Eğer öyleyse sebepler içinde yükselsinler. Mümin 36. Firavun dedi ki, ey Haman! Sebeplere ulaşabilmem için bana yüksek bir kule yap. Mümin 37. Göklerin sebeplerine ulaşırsam Musa'nın Tanrısına da ulaşırım. Ben onun yalancı biri olduğunu düşünüyorum. Firavun'a yaptığı işin kötülüğü bu şekilde süslü gösterildi de yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı hep kayıptadır. Kehf 84-85. Biz onun için yeryüzünde güç ve saltanat hazırladık ve ona her şeyden bir sebep verdik. O da bir sebebi izledi. Kehf 89. Sonra bir sebebi daha izledi. Kehf 92. Sonra yine bir sebebi izledi. Bu ayetlerden yola çıkarak Zülkarneyn'e verilen sebebin yükselmeyle alakalı yükselmeye yarayan bir araç, vasıta olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi bir de Zülkarneyn Tevrat'ta nasıl aktarılıyor ona bakalım. Ve gözlerimi kaldırıp baktım ve işte ırmağın önünde bir koç durmaktaydı. Ve koçun iki boynuzu vardı. İki yüksek boynuz. Ama biri öbüründen daha yüksekti. Yüksek olanı sonradan çıktı. Koçu batıya, kuzeye ve güneye doğru toz vurmakta gördüm. Ve ben düşünmekteyken işte batıdan tüm yeryüzü üzerinde ayağı yere dokunmayan bir teke geldi. Tekenin gözleri arasında göze çarpan bir boynuzu vardı ve ırmağın önünde durmakta olduğunu gördüm. İki boynuzu olan koçun yanına geldi ve tüm gücüyle onun üzerine seyirtti. Ve ona karşı kudurdu ve vurup koçun iki boynuzunu kırdı. Daniel Bab 8'den devam edelim. Ve vaki oldu ki ben, Daniel, bunları görünce anlayayım diye araştırdım. Ve işte karşımda biri durdu. Bir insan görünüşündeydi. Ve Ulay ırmağı ortasından bir adam sesi işittim. Şöyle sesleniyordu. Cebrail! Gördüğünün anlamını bu adama anlat. Ve durduğum yere yakın geldi. Ve gelince ben korkup yüzüstü kapandım. Ve bana şöyle dedi. Ey Ademoğlu! Bu gördüğün ahir zaman alametidir. Dinle.
ve benimle söyleşirken yüzüm yerde olarak derin uykuya daldım ve bana dokunarak beni ayağa kaldırdı ve şöyle konuştu. İşte Tanrı gazabının sonunda ne olacağını ben sana bildiriyorum. Çünkü gördüğün ahir zamanı belirtmek içindir. Gördüğün iki boynuzlu koç Medya ve Fars krallarıdır. O kıllı teke de Yunan kralıdır. Gözleri arasında olan büyük boynuz birinci kraldır. Hristiyanlarca Eski Ahit, Yahudilerce Tora olarak adlandırılan, Kur'an'ın ise Tevrat olarak isimlendirdiği metinlerde yer alan dağınık, coğrafi, tarihi ve biyografik belirsizliğe boğulmuş bir halde Zülkarneyn'e mal edilen bütün anlatımlar, hidayete yönelik mesajlardan ziyade mitolojik, efsanevi metinler mesabesinde anlatımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hususun daha iyi anlaşılması açısından Tevrat'ta yer alan kral teması işlenen metinlerinden örnekler vermekte yarar var. Ezra 1. Bab 1. Ayet. Pers kralı Koreş'in krallığının 1. yılında Rab, Yeremya aracılığıyla bildirdiği sözünü yerine getirmek amacıyla Pers kralı Koreş'i harekete geçirdi. Ezra 2. Bab 1. Ayet. Babil kralı Nebukadnezar'ın Babil'e sürgün ettiği insanlar yaşadıkları ilden Yeruşalim ve Yahuda'daki kendi kentlerine döndü. Daniel 11. Bab 2. Ayet. Şimdi sana gerçeği bildireceğim. Pers krallığında 3 kral daha ortaya çıkacak ama 4. kral öbür üçünden daha zengin olacak. Zenginliği sayesinde elde edeceği güçle herkesi Grek ülkesine karşı kışkırtacak. 2. Krallar 17. Bab 24. Ayet. Asur kralı İsraililerin yerine Babil'den, Kuta'dan, Avva'dan, Hama ve Sefervayim'den insanlar getirip Samiriye kentlerine yerleştirdi. Yecüc ve Mecüc anlatıları Tevrat ve İncil'de Gog ve Magog isimleriyle anılıyor. Her iki dinin yorumcuları da Yecüc ile Mecüc'ü daha çok bir insan ırkı olarak nitelemiştir. Moğollar, İskitler, Çinliler, Kırgızlar gibi ırklar genellikle Yecüc-Mecüc olarak nitelenmiştir. Kur'an'ın Kehf suresinin Orhun yazıtları ile olan birebir benzerliğine dayanarak Zülkarneyn'in Bilge Kağan veya antik çağda yaşamış bir başka Türk komutan veya Oğuz Kağan olduğu da iddia edilir. Türk efsanelerinde Türk Hakanı'nın gökten bir ağaç kovuğuna inen kızlarla evlenmesi, Türk adı ile kurulan ilk devletin uzayla ilgili bir ad ile kurulması, bir efsanede dağa bakır dökülerek kapatılması ve bir müddet sonra körüklerle eritilmesi ve yolun tekrar açılması, kadim Orta Doğu kazılarında şaşırtıcı şekilde bu kültüre ait izlerin bulunması, Muhammed'den nakledilen hadislerin bulunması gibi hususlar bu son iddiayı güçlendiriyor gibi. Yorumlarında çağdaş unsurları kullanan bazı modernist yorumcular ise onun gezegenler arası seyahat yapabilen bir zaman yolcusu olduğunu ileri sürüyorlar. Şimdi tüm bu bilgileri kısaca özetleyip toparlayalım. Çift boynuzlu, uzay aracı benzeri bir vasıtaya sahip, çift zamanlı yani zaman mefhumu yok, kahraman ve adaletli biri, peygamber değil. Peki gerçekten kim bu Zülkarneyn? Büyük İskender mi? Bilge Kağan mı? Yemen kralı mı? Pers kralı mı? Ya da diğer iddialarda anlatılan başka bir kral, hükümdar, melik ya da komutan mı? Bunların hiçbiri olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şahsi fikrim, Yahudilerin Sümer tabletlerinde yazan hikayeleri Babil'den devşirerek kendi kitaplarına aktarmış oldukları yönünde. Yani kısacası bu da yine Enlil'in hikayesi. Madenciliği, uçması, istediği anda istediği yerde olması, başka yıldızlara seyahat edebilmesi vesaire.
Tüm bunlar Sümer tabletlerini ve Enlil'in hikayesini fazlasıyla anımsatıyor. Tabi bu bilgi aktarımının zamanla farklı hikayelerle karıştığı, farklı kral ve hükümdarlardan etkilenerek değişime uğradığı da göz ardı edilemez.